Hocalar diyorlar, arz öküz balık üstünde duruyor. Halbuki arz muallakta bir yıldız gibi gezdiğini coğrafya görüyor. Ne öküz var ne de balık. Ama coğrafyaya bakarsan, NASA'ya bakarsan harbiden de ne öküz var ne balık. Öyle mi? Tamam, şimdi soruyorum. Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam, acaba ne demek istiyorsun bununla bana? Ne ifade edeceksin? Tamam, hemen cevabı vermiş. Diyor ki bakın. Coğrafya görmüş, hocalar söylemiş. Ne olacak şimdi mesele? Bu mesele çoklu imanla şey olmuş ya. Bu mesele 14. lemada işaret edeyim. Hepsini okumayacağım çünkü. Burada tafsilatıyla izah edilmiş. Yani 3 nokta, 3 esasla. Yani nasıl bakmamız lazım ve netice. Buradan bir örnekle işi bitiriyorum. Yani bu hadise diyorum ki ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hikmet peygamberidir. Hakim esmasında azami masareti vardır. Abes söz söylemez. Veya öküzle balık üstünde demişse bunda mutlaka bir mana vardır. Ama coğrafyaya bakarsan, NASA'ya bakarsan harbiden de ne öküz var ne balık. Öyle mi? Tamam, şimdi soruyorum. Ya Resulullah aleyhissalatü vesselam, acaba ne demek istiyorsun bununla bana? Ne ifade edeceksin? Tamam, hemen cevabı vermiş. Diyor ki bakın. Şuradan. Mesela nasıl ki denilse bu devlet ve saltanat hangi şey üzerine duruyor? Bu devlet, bu saltanat, yani bu devletin bu saltanatı hangi şey üzerine duruyor? Cevabında aleyseyfi ve kalem. Yani tabiri caizse nedir? Asker kılıncının secaatine, memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinad eder. Yani devlet bu iki ayak üstünde duruyor. Doğru mu? Mesela Baha abinin evi nasıl ayakta duruyor? Eşarp ayakta duruyor. İşte Osman abinin evi nasıl ayakta duruyor? İşte pançoyla, işte şalla ayakta duruyor. İşte Recep abinin evi nasıl ayakta duruyor? İşte emlakçılık da ayakta duruyor. Şimdi emlakçı mı tutuyor? Eşarp mı tutuyor? Atıyorum panço mu tutuyor? Şal mı tutuyor? Hayır. Yapmış olduğu işle kazanmış olduğu para o evi idame ediyor manası. Doğru mu? Aynen bunun gibi de şimdi küreyi arz. Madem zihayatın meskenidir. Zihayattan, zihayatın kumandanları olan insandır. Bu kainat, bu küreyi arz nedir? Mesken. Ve bu meskenin de sultanı, kumandanı kim? İnsandır. Ve insanın ehli sevahil kısmının, kısmı azamının medarı tayyüşleri balıktır. Yani denize yakın olanlar daha çok neyle uğraşmışlar? Balıkla uğraşmışlar. Ve ehli sevahil olmayan, yani denizden uzak olan tabiri caizse bu kısmında medarı tayyüşleri, geçim imkanları neyin üzerine bina edilmiş? Ziraatle. Ve ziraatin de en büyük aracı o zaman öküzün omuzundadır ve mühim bir medarı ticareti de balıktır. Elbette devlet seyf ve kalem, yani kılıç ve kalem üzerinde durduğu gibi küreyi arzda öküz ve balık üstünde duruyor denilir. Zira ne vakit öküz çalışmazsa ve balık milyon yumurtayı birden doğurmazsa o vakit insan yaşayamaz, hayat sükut eder, Halık-ı Hakim de arzı harap eder. Ne zaman ki Osman abi şalı satmadı, Osman abinin evi ne oldu? Sükuta uğrar değil mi? İşte Recep abinin emlak satışı durduğu zaman evi sükuta uğrar. O zaman da Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam halkın en çok geçim noktasındaki tabiri caizse vesilesi olan balık ve öküz üzerinden bir metot, bir yöntemle cevap veriyor. Ve işte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam gayet mucizane, gayet ulvi, gayet hikmetli bir cevap ile arz, öküz ve balık üstündedir demiş. Nevi insanın hayatı ne kadar cinsi hayvaninin hayatıyla alakadar olduğuna dair geniş bir hakikati iki kelime ve iki ders ile izah etmiş. Niye bunu yaptın? Zahir-i yün oldun çünkü. Zahire göre baktın. Şimdi senin bir şey analiz etmen için sen mesela gidiyorsun şimdi binaya, bakıyorsun. Senin kriterlerin var, almış olduğun bir eğitim var değil mi? Kaç tane eğitim alıyorsunuz? 30 kusur böyle bir şey demiştin ya, bu şeye bakıyoruz. Bir şeyimiz var dedin. Atıyorum 30 tane böyle kriterim var. Bir yere alıp satmak için değil mi? Ben bakıyorum böyle 500 lira eder bu, tamam mı? Sen diyorsun lan ne 500 lira olur mu abi diyorsun. Bak burası güney cephe, burası yol kenarı değil. Böyledir, öyledir, şöyledir, hoptur, moptur, moptur diyorsun ki bu en fazla etse 200 eder, 200 lira verilmez. Arada 300 lira fark var. Ben ehli taklidim. Sen nesin? Muhakkiksin. Bir eğitimden almışsın. O adamlar neden böyle bakıyorlar? Bu adamlar neden böyle bakmışlar? O eğitimden ve terbiyeden geçmedikleri için ellerinde ölçü yok. Ölçü olmayınca hata etmişler. Ama sende ölçü olunca, o yüzden bu hakikatlere ciddi uğraşan bir insan ne yapar? Böyle dinler, tık 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 der ki o kardeşim bu vahye uzak bir mana. Bu değildir, bu değildir. Tabiri caizse manevi yasakçı bırakır. Her şeyi dinlemezsin. O yüzden böyle çok kızarlar bize. Mesela ben Allah affetsin. Mesela gidiyorum bir yerde ders anlatılıyor. Bakıyorum böyle çok böyle beni sarmıyor. Tamam mı? Neden sarmıyor? Bu ukalalık falan alakası yok. Benim şahsımla alakalı bir şeydi. Kardeşim Mercedes kullanmaya alışmışsın. Kim biner Tofaş'a? Öyle yani. Sen bana anlatırsan Tofaş gibi. Yani bilmem o arabaya yani. Ya çok ukalasın. Ukalalık alakası yok kardeşim. Niye kendi tembelliğini ukalalıkla bağdaştırıyorsun? Adam akıllı, çalış, anlat, çıkar manayı, dinleyelim biz de yani.
Değil mi? Almışsın hala İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam abi, tam İsmail Aleyhisselam kesecek, gökten koç indi, tamam mı? O aldı tam kesecek. Bıçağı vuruyor kesmiyor, taşa vuruyor kesiyor, bıçağı vuruyor kesmiyor. Ondan sonra falan filan. Bu mananın arkasındaki bana manayı ifade etmezsen kardeşim, o zaman hiç kusura bak. Yıllardır biz onu Ali Bekir Hocam'ı dinledim ben yani. Her kurban bayramı sabah namazından sonra gidip o da dinledim ben bunu yani. Dolayısıyla bu analiz hepimiz olacak. O yüzden manevi yasakça bırakamazsınız kalbinize. Herkesi dinler, her şeye inanırsınız. Allah muhafaza. Allah istikameti nazar nasip etsin inşallah. Allah bu ciddi manada Kur'an'a ve hadislere ne demek istiyor şeklinde muhatap olmayı ve Kur'an'a ve vahye son dakika bilgisi gibi böyle yanaşmayı nasip etsin. Hepimize Allah rızası için El Fatiha.